Efendim sevgi, saygı ve hürmetle şükür kavuşturana yepyeni bir hikaye daha. Yine çok istediklerinizden. Evet. Hikayemizin ismi çok manidar. Ömrün sigortası yok. Yok. Ayşe Hanım çalan telefonuna cevap verdi. Buyurun. Alo. Ayşe. Ben Pervin. Tanımadın mı? Eski komşum Pervin. Aa Pervin'cim nasılsın? Nerelerdesin? Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Epey bir zaman geçti aradan. Ankara'dayım. Bir iş için gelmiştim. Müsaitsen seni görmeye gelmek istiyorum. Yarın İzmir'e geri döneceğim. Gitmeden eski komşumu görüp öyle gideyim dedim. Ve aklımdan hiç çıkmadı. Ben de hemen aradım seni. Elbette, elbette bekliyorum. Çok iyi olur. Özlemiştim ben de. Seni ne zamandır görüşmüyoruz. Hadi gelince konuşuruz detayları. Bildiğimiz, evet, telefon görüşmelerinden. Ama daha detaylar var. Ayşe Hanım alelacele evi toparlayıp misafirini ağırlamak ve ikram etmek için bir şeyler hazırlamaya koyuldu hemen. Kendi kendine, hay Allah ne kadar şaşırdım aramasına, o acı günlerden sonra unutmuştur buraları, bizleri diye düşünüyordum hep. Yazık, ne yaptı kadıncağız acaba? Hiç kolay değil, hiç. Yaşadıkları Allah-u Teala kimseye vermesin diye düşünüp eski günlere dalmışken hazırladığı ikramın piştiğini haber veren fırının alarm sesiyle birden kendine geldi. Hemen çayın suyunu koydu, eski komşusuyla konuşulacak ne çok şey vardı. Ne kadar da özlemişti onu. E tabi böyle çok konuşulacak şeylere en iyi eşlik eden şey nedir? Çaydır. Çayın suyunu koydu, demlenmeye hazır bir hale getirdi. O gelene kadar öğle namazımı da kılayım, lafa dalıp namazı geç bırakmayayım, geç vakte bırakmayayım diye düşündü ve hemen namazını kılmaya başladı. Tam namazını bitirmiş, dua ediyordu ki kapı çalındı. Ayşe Hanım uzun süredir görmediği Pervin Hanım'ı göreceği için çok heyecanlıydı. Çok. Koşarak kapıyı açmaya gitti. Kapıda duran kişiyi tanımıyordu. Kim gelmişti acaba? Sarışın, makyajlı, süslü bir hanım elinde bir buket çiçekle kapıda duruyordu. Allah Allah, Allah Allah. Buyurun, kimi aramıştınız acaba diye sordu. Seni aramıştım şekerim, seni. Tanımadın mı? Benim kız Pervin. İçeri almayacak mısın beni yoksa? Kapıdan mı göndereceksin? Tabii kusura bakma. Şaşkınlıktan içeri buyur etmeyi unuttum. İçeri buyur lütfen, lütfen. Gel hadi gel. Ha şöyle, şimdi oldu. Niye bu kadar şaşırdın ki? Ne bileyim, çok değişmişsin. Tanıyamadım birden. Demek o kadar değişmişim ha diye güldü Pervin. Ayşe Hanım çayı demleme bahanesiyle mutfağa gitmek için izin istedi. Mutfağa gider gitmez yüzündeki o şaşkın ifadeyi değiştirmek için uğraşıyordu. Allah Allah, ne olmuş bu kadına? Aman ya Rabbi, sen şaşırtma diyerek sesli sesli düşündü istemeden. Bir süre sonra iki arkadaş eskilerden bahsederek çay içip sohbeti ilerlettiler. Pervin konuşurken gözlerini Ayşe'den kaçırıyordu. Sanki işlediği bir suçu anlayacak diye annesinin yüzüne bakamayan çocuk gibi bir ifade kızarıp bozarıyordu. Ayşe Hanım açık sözlü, lafı eğip bükmeden dosdoğru konuşan birisiydi. Ne oldu sana Pervin? Nedir bu halin? Seni görünce ne diyeceğimi inan, nasıl davranacağımı şaşırdım. Çok haklısın. Çok değiştim. Ben artık eski ben değilim. Bazen ben de kendimi tanıyamıyorum biliyor musun? Akşam yatarken aynaya bakıp kendi kendimle konuşuyorum. Neden? Neden diyorum? Neden? Sahi neydi Pervin'i bu kadar değiştiren? Neydi acaba? Bakalım detaylarına. Pervinler eskiden Ayşe Hanımların apartmanlarında oturuyorlardı.
Pervin'in, beyinin iyi bir işi vardı. İşleri ters gidip bozulunca işsiz kalan beyi bunalıma girdi. Eş dost derken bir iş bulundu fakat sigortasız bir işti. Olsun, adam işini yapıyor, 3-5 kuruş kazanıyor, geçinip gidiyorlardı. Muhanete muhtaç olmuyorlardı. Pervin ev hanımı idi o zamanlar. Özen gösterdiği çizgileri vardı. Riayet ettiği, namazını kılan inançlı birisiydi. İki kızları vardı. Kızların biri ilkokul, diğeri ortaokulda okuyordu. Sık sık Ayşe Hanım'a gelir, dertleşirlerdi. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Ah ah derdi, bir sigortalı iş olsa diye dert yanardı. Ayşe ise Pervin'i teselli eder, şükretmesini ve bol bol dua etmesini tavsiye ederdi. Bir gün Pervin Ayşe'ye kendisi de çalışırsa daha rahat geçineceklerini, sigortalı iş aradığını söyledi. Madem kocası sigortalı değildi, bari kendisi sigortalı iş bulmalı. Hayatlarını garanti altına almalıydı. Bir anlamda hayatlarını sigorta etmek istiyordu. Bu konuda Pervin de saplantı oluşmuştu. Artık dua ederken bile "Ya Rabbi sigortalı iş, Ya Rabbi sigortalı iş" diyordu. Bir cumartesi sabahı kayınvalidesine kahvaltıya gittiler. Kahvaltıyı yaptıktan sonra beyi dışarı çıkmak istedi. Paltosunu giyerken birdenbire yere yığılıverdi. Herkes başına toplanmış, kimi ağlıyor, kimi su getiriyor, kimi paltosunu çıkarıp rahatlatmaya çalışıyordu. Fakat beyi o anda ruhunu teslim etmişti bile. Beyinin vefatının ardından Pervin kızlarını da alarak İzmir'e ailesinin yanına gitmişti. Maalesef iş sigortalı olabildi ama hayat sigortalı değildi. Kimsenin ömrü sigorta edilemiyordu. Bütün bu yaşananları Ayşe biliyordu. Onun merak ettiği sonrasında ne oldu, neler neler oldu da Pervin'in durumu bu derece değişti. Pervin, kızlar ne yapıyorlar? Sen neler yapıyorsun? Anlat azıcık, eskileri biliyorum zaten. Gittikten sonra neler oldu İzmir'e döndükten sonra? Kocam öldükten sonra İzmir'e annemlerin yanına gittim biliyorsun. Babam emekli, kendilerini ancak geçindiriyorlar. Bir de biz olunca bir hayli zorlandılar. Sağ olsun, akrabalar bir iş buldular. Fakat iş sigortasızdı. Bir iş yerinde çalışanlara yemek yapacaktım ama sigortasız olunca bir müddet çalışabildim sadece. Biliyorsun, insan hasta olur, doktor falan lazım olur, sigorta şart. Neyse, akrabalar el kol oldular da bu işi buldular. Şimdi bir şirkette sekreter olarak çalışıyorum. Ankara'ya da şirketin bir evrak işi için geldim. İyi yaptım, seni de görmeyi akıl etmek vallahi çok iyi geldi bana. Sen bana her zaman iyi geldin. Tabii meraklı sorular yine devam ediyordu. Peki neden başını açtın? Aslında önceleri kapalı gidiyor, içeride açıyordum. Daha sonra kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç. Mücadele edemedim işte. Kızları sormuştun. Kızlarla başın dertte, sorma. Sorma. İnan bana, babasız evlat yetiştirmek çok zor. Çok zor. Hele de bunlar kız olursa, kız evlat olursa. Baba olunca baba takip ediyor. Ben yapamıyorum. Beni takmıyorlar. Beni dinlemiyorlar. Ne görseler istiyorlar. Alsan bir türlü, işte almasan bir türlü. Evlat, kıyamıyorsun. Niye? Arkadaşları tatile gidiyormuş da bunlar gitmiyorlarmış. Neden herkes arkadaşlarıyla geziyormuş da bunlar gezip eğlenemiyorlarmış. Elhası çok zor, çok çok çok, sorma. İyice büyümüşlerdir, gelinlik kız olmuşlardır. Var mı
Bir şey. Pervin, var mı? Evet, öyle bir şeyler var ama bilemiyorum. Büyük kızın görüştüğü bir oğlan varmış. Evlenmeye karar vermişler. Ben buradan gidince oğlanla beni tanıştıracakmış. Bakalım ne olacak. Pervin, sana bir şey söylemek istiyorum. Ama ne olur bana kırılma. Ben bilirsin dobrayımdır. Hani demin bir şey söylemiştin ya. Ne oldu? Ne oldu bana bilmiyorum diye. Ben sana söyleyeyim ne olduğunu. Allah herkese istediğini verir. Yahut istediği şeye kavuşacak yollara ulaştırır. Allah herkese istediğini verir. Yahut istediği şeye kavuşturacak yollara açar ve önüne koyar. Hatırlar mısın? Beyin sigortasız bir işte çalışıyordu ve zor günler geçiriyordunuz. Ben de çalışayım madem onun sigortası yok. Benim sigortalı bir işim olsun diye. Az mı konuştuk seninle? Çok konuştuk değil mi? Çok detaylı konuştuk hatta. Sen Allah-u Teala'nın rızasını isteseydin elbet kavuşurdun. Tıpkı sigortalı iş isteğine kavuştuğun gibi. Bu yönlerini unutma. Evet, sevgili izleyenler. Bazen isteklerimiz, dileklerimiz, bazen hayat şartları bizi farklı noktalarda, hani o çatal denen bir nokta vardır ya, işte o çatala getirir. İşte oralardaki davranışlarımız, düşüncelerimiz, isteklerimiz, dileklerimiz ve dualarımız çok kıymetli. O anlara, o ayrım noktalarına geldiğimiz ki geleceğimiz anlar çok olacak. Bir hayat, bir ömür sınavlarla dolu. İşte o noktalara biraz daha özen göstererek, biraz daha dikkat ederek doğru kararlar almaya çalışalım. Ağzımızdan çıkanlara dikkat edelim. Bazen ağzımızdan çıkan şeyler, dualarımız, dileklerimiz, biz kendimizce hayır olduğunu düşünürüz ama bazen hayır isterken şerri istemiş oluruz ısrarla. O yüzden her ne yapıyorsak yapalım, hayırlısını dilemeyi, hayırlısını istemeyi ne olur unutmayalım. Ne olur. Çok kıymetli, önemli bir hatırlatma. Belki sıradan gibi gelebilir. Değil, çok kıymetli. Her ne olursa olsun Rabbim hakkımızda, hakkınızda hayırlısını nasip etsin. Ve bugün de geldik hikayemizin sonuna sevgili izleyenler. Bu arada beğenmeyi, paylaşmayı da ne olur unutmayın. Hani işte ömrün sigortası yok. Ama bir sonraki hikayenin sizin beğenilerinizle, paylaşımlarınızla evet birazcık bir garantisi var. Ha, siz beğendiğiniz sürece biz anlatmaya devam ediyoruz çünkü biliyorsunuz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Huzurlarınızdan ayrılıyorum ama yarın yine aynı saatlerde olur mu? Aşk olan.